Akbabamız elimizde mevcut. Sağ tarafta gördüğünüz. Diğerlerine baktığımızda da bu üçlü grup olarak puhuları görebiliyoruz. En büyük olan türümüz olarak elimizde mevcut. 3 adet puhumuz büyük olarak bulunmakta. Baykuş olarak geçiyor puhular. Yavru yaban keçilerimiz ve değerli olduğunu düşündüğümüz trofelerimiz de mevcut bulunuyor, boynuz trofeleri. Doğada ölü olarak bulduğumuz hayvanların belirli kimyasallarla işleme alınarak derilerinin düzenlenmesi ve korunması ve gelecek nesillere gösterilmesi amacıyla yaptığımız işlem. Bu da yaban keçimiz, erkek yaban keçisi. Çengel boynuzlu dağ keçimiz de burada post olarak karşımızda bulunuyor. Buradaki amaç doğal yaşamda belki göremeyeceğimiz birçok hayvanı buralarda görerek tanıtma olanağı sağlıyoruz. Ayrıca üniversitemizde bulunan yani ders kapsamında birçok anlatılan derste yaban hayatı ile ilgili anlatılan programlardaki hayvanları öğrencilerimiz de burada görmüş oluyor. Burada şu anda elimizde 113 adet teşhir koleksiyonunda ürünlerimiz bulunuyor. Tür olarak baktığımızda da 60'a yakın türümüz mevcut. Memeli grubumuzdan 5-6 türümüz var. Sürüngenlerden 2-3 türümüz var. Kuşlardan 6-7 türümüz mevcut. Bunların hepsi Artvin ve çevresinde bulunan, yani Artvin ili ve çevresinde bulunan türlerimiz. Özellikle de Artvin'in doğal zenginliğine de biz buradan değer katmaya çalışıyoruz. Tüy renginin genel olarak beyaz olmasının sebebi kış dönemine ait olması. Kışa kendine adapte etmiş olması. Yukarıda gördüğümüz başaktaysa yaz dönemine ait daha çok hani sararmış şekilde görülmesini. Endemik tür olarak elimizde 2-3 tane türümüz bulunmakta. Bunlar da sürüngenler üzerinde görülüyor. Kafkas semenleri dediğimiz bir endemik türümüz elimizde. Diğer mevcut türümüz de Kafkas burunlu engereği. Artvin dünya üzerine bakıldığında yani hani en önemli hat sıcak noktalardan birine sahip. Ve bununla birlikte zaten ülkemizde tek bulunan biyosfer rezerv alanına sahip bir bölge. Aslında gen kaynağı olarak Artvin'i gösterebiliriz. Bu yüzden de yani doğal olarak doğal yaşamın en korunması gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Son dönemde tanecilik dünyada çok gelişmekte. Yani aşırı derecede bir çalışmalar yapılmaya başlandı. Bunu birçok sosyal medya üzerinden de görebilirsiniz. Hani tanecilik gerçekten geleceğe nefes tutan bir ışık olarak görülebilir. Çünkü nesli tükenmiş olacak hayvanları da, tükenen hayvanları da en azından bu şekilde ne yapabiliriz? Elimizde göstererek daha önceden yaşadığını, varlığını kanıtlayabilecek örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama yani iyi ortamlarda bakılırsa ısı, nem, ışık gibi kaynaklarda hani iyi ortamlarda hazırlanabilirse 35-40 yıl mevcut durumunu bozmadan kendini koruyabilir. Üniversite kapsamında 2014'te başladığımız bu tanecilik serüveninde de elimizde 113 adet ürün bulunmakta. Bunun içerisinde 113 adet ürünün içerisinde 60 türümüz mevcut ve bununla birlikte 2 adet de endemik türümüz sergimizde mevcut bulunmaktadır. Kafkas semenlerimizle birlikte Yusufeli burunlu engeri ya da Kafkas burunlu engeri dediğimizde bir türümüz daha elimizde mevcut. Yöresel adı olarak da söylemek istedim. Ama insanlar onu soruyor. Ama bu da bir işlem olduğu için dışarıda da bunu... Cilalanmış gibi duruyor, doğru mu? Bunlar cilalı.